2023'ün ılık bir Ekim sabahında bacaklarımda hafif bir uyuşmayla uyandım. Ve sanki 100 yıllık ulu bir çınar gibi kök salmaya başladım o sabah. Değerli izleyenler merhaba. Yatan Baba ile Atatürk'le yüzleşmeye hoş geldiniz. Değerli Atatürk severler, Yatan Baba ile Atatürk'le yüzleşmede çok çok özel bir bölümle karşınızdayım. Çünkü 13 Ekim yani dün Ankara'nın başkent yapılışının tam 100. yıl dönümüydü. Bu bölüm için değerli izleyenler yaklaşık 4 yıldır falan çalışıyorum. Şimdi onları kısa kısa birleştirerek bu programı oluşturdum bir belgesel olarak. Çünkü size bütün okuduklarımı aktarmanın bir anlamı yok. En akılda kalıcı ve en işinize yarayıcı bölümleri aktarmam yeterli. Başlayalım. Konuyu 3 ara başlıkta ele alacağım. 1. Atatürk Ankara'yı neden başkent yaptı? 2. Başkent yaptıktan sonra neler yaşandı? 3. Bir harabe, bataklık olan Ankara'nın modern bir şekilde imarında kimlerle çalışıldı? Başlayalım. Ankara'nın neden başkent yapıldığı hakkında elimizde 2 tane bilgi var değerli izleyenler. Bunlardan bir tanesi bilmediğiniz bir bilgi. Diğeri de aşağı yukarı hepinizin bildiği bir bilgi. İlk önce bilmediğiniz bir bilgiyi sizinle paylaşayım. Bu bilgi benim de konuk edildiğim bir televizyon programında anlatıldı. O kaydı bir hatırlayalım. Bilmiyorum 10 dakikamız geçti mi? Bunu Kur'an'dan inşallah ayetlerle koyacağız ortaya. Saati Mustafa Hoca tutuyor. Evet. Dur diyene kadar konuşacağız hocam. Son bir cümle daha alalım. Cumhuriyet. Hı hı. Türkiye Cumhuriyeti. Bakın hocam. 1343-1454 yıllarında Selçuklu dağıldıktan sonra Büyük Selçuk Devleti. İç Anadolu'da bir grup kuruluyor, bölge. Adı ne biliyor musunuz? Ankara Cumhuriyeti. Şaşırmayın. Evraklarda bu var. Ankara Cumhuriyeti. Tarih okumalarında Atatürk bunu görünce diyor ki, o zaman bu ülkenin ismini Türkiye Cumhuriyeti yaparım, başkentini de Ankara yaparım diyor. Cumhuriyet kelimesini de buradan alıyor. İlk bölüm böyle olabilir. Reklam arası varsa ikinci bölüm devam edebiliriz. Reklam arası şu an yok. Devam edelim. Ya ben yoruldum da neyse. Aralarında içimdeki polis Allah, millet olmaktan uzaklaşıyoruz. Biz Hilal'in çocuklarıyız ve de Atatürk'ün Cihadı, Cumhuriyet kitaplarımızın da olduğu yayınlanmış ilk 10 kitabımız Bursa, Osman Gazi'den Uğur Sürmeli'ye gönderildi. Evet, Osman Gazi, Uğur Sürmeli. Kitaplarımızı da sipariş verebilirsiniz. Türkiye içi siparişlerde kitap adresinize geliyor. 10 kitabımız. Ücretini alırken kapıda kargocu ödüyorsunuz. Türkiye içi siparişler 2-3 günde, Türkiye dışlarda 7 ile 10 gün arasında ulaşır. Uğur Sürmeli'ye, Osman Gazi'ye ve de Bursa'ya selamlar. Yatan Baba kitapları, Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatağan Baba kitapları, şehadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatağan Baba kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar. İkinci bilgi ise, Türk Tarih Kurumu'nun çektiği belgeselde de belirttiği gibi Ankara'nın Türkiye'nin ortasına yer alması ve saldırılara karşı daha güvenli oldu. Bu hazırlık sürecinde pek çok engelle karşılaşan Mustafa Kemal, milli mücadele faaliyetlerini kesintisiz yürütebilmek için güvenli yer arayışına girdi.
Ankara, Anadolu'nun ortasında, savaş cephelerine eşit uzaklıkta bir kentti ve buradan haberleşme ve ulaşım kolaylıkla sağlanabilirdi. Mustafa Kemal kimi illere ve komutanlıklara Osmanlı Devleti'nin egemenliğinin sona erdiğini ve İstiklal Mücadelesi'nin merkezinin Ankara olacağını bildiren bir genelge gönderdi. Ankara başkent ilan edildikten sonra neler yaşandığına gelince, bu beklenmedik bir harekettim değerli izleyenler. Atatürk'ün Ankara'yı az önce öğrendiğiniz sebeplerden başkent yapması teklifi de tek maddelik teklif olarak İsmet İnönü ve arkadaşları verdi ve Ankara başkent yapıldı. Sonrasında İngiltere'nin çok şiddetli itirazları oldu. Şöyle ki, mesela diplomatik ilişkilerde Lord Curzon dedi ki, hadi Osmanlı İmparatorluğu'na büyük elçi verik tamam da bu yeni yetme, küçük, fakir ülkeye de mi büyük elçi atayacağız? Bu onu fazlasıyla ciddiye almak olur dedi. Bak, bu düşüncesinde yalnız da değildi. Örnek olarak Henderson. Henderson kim? İngiliz Yüksek Komiser Vekili. Ne diyor bu Henderson? Az önce bahsettiğim Curzon'a yazdığı mektupta şunu: Majestelerin temsilcilerinin Ankara'ya taşınması Mustafa Kemal'i ve Türk hükümetini elbette mutlu eder ama bu majesteleri için tatsız ve aşağılayıcı bir taviz vermek olur. Onun için bunu yapmamak lazımdır diyor. Burada değerli izleyenler Emin Çalışan'dan bahsedeceğim çünkü 100 yıllık başkent Ankara diye bir yazı yazdım. Ankara başkent ilan edildikten sonra sadece 3 ülkenin o başkenti kabul ettiğini söylüyor. Azerbaycan, Afganistan ve Sovyetler Birliği. İtalya'sı, İngiltere'si yıllarca diretiyor. Neden direttiğini biraz sonra anlayacaksınız. Çünkü başkent İstanbul'da kalsın istiyor. Halifelik de orada kalsın istiyor. 7 yıl sonra mı ne? İngiltere gelip orada büyükelçiliği açıyor. Emin Çalışan burada işte devletlerin büyükelçiliklerinin İstanbul'dan Ankara'ya taşınması için onlara güzel yerlerde ücretsiz arazi verildiğinden filan bahsediyor. Bence bunlar işinize yaramayacak bilgiler. Niçin başkentin Ankara değil İstanbul olmasını istediler o büyük ülkeler? Burası sizin işinize yarayacak, onu ben anlatacağım. Emin Çalışan'ın yazısında güzel bir yer var. O da şu. Diyor ki, şu anda ülke yönetenlerin kafası hala bu İngilizlerin, İtalyanların kafası. Yani başkentin İstanbul olması. Onun için diyor, Merkez Bankası dahil gittiler oraya taşıdılar. Dünyanın neresinde? Başkent başka bir şehirde, Merkez Bankası başka bir şehirde olur. Bizim dinci iktidar yönetirse işte o zamandır ve olmuştur. Ankara'yı niçin İstanbul'a taşımadı bu dinci iktidarı? Neden olacak? Çünkü anayasanın değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddelerin arasında başkentin Ankara olması da var da ondan. Yoksa çoktan İstanbul'a taşımışlardı Merkez Bankası gibi başkenti. Büyükelçi yerine ne teklif ediyor? Şunu, eğer ki diyor bu yeni devlet İngiltere'de konsolosluk açarsa, ha biz de konsolosluk açalım ama büyükelçi olmasın. Konsolosluğu da sallandırabildiğimiz kadar sallandıralım. Bunun için de Lozan'ı kullanalım. Çünkü o görüşmeler nereden bakarsanız bakın diyor, öbür senenin sonuna kadar sürer. 2 yıl kazanmış oluruz ki diyor, Mustafa Kemal'in Ankara'ya başkent yapması, başkentinde kendisinde ömrü sürse sürse diyor 2 yıl falan sürer. Hadi diyor, Mustafa Kemal ölünceye kadar Ankara başkent kalır. Onun için acele etmeyelim diyor, büyük elçi de atamayalım. Henderson sadece Curzon'a yazmıyor. Aynı zamanda Lajerlot Olimp Hunt'a da yazıyor. Ona diyor ki, biz diyor saltanatı diriltmeye bakalım. Eğer ki diyor saltanatı diriltirsek
başkent diyor Ankara'dan yeniden İstanbul'a taşınır. Ne olacak o zaman? Başkentin Ankara'dan İstanbul'a taşınması, Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi yerine saltanatın diriltilmesi, yani padişahın aynı zamanda halife olması, İngiltere'nin tek kişiyle muhatap olması demek. Çünkü öbür türlü o iş Ankara'dan yapılacak olursa, oho, ölme eşeğim ölme. Bir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni razı edeceksin istediğini yaptırmaya. İki, sivil toplum kuruluşlarını razı edeceksin. O da yetmeyecek. Cumhurbaşkanını razı edeceksin. O da yetmeyecek. Orduyu razı edeceksin. Hepsi de ayrı ayrı bunları tartışacak ve kabul ettirmeye çalışacaksın. Ama bunun yerine saltanat yeniden yürürlüğe girerse, saltanatın başındaki o halifeyi kafaladın mıydı? Tek kişiyi kafaladın mıydı? İşlerini tıkır tıkır yürütürsün. Asırlardan beri yürüttüğün ve de Müslümanların ve Orta Doğu'nun canına okuduğun gibi. İşte onun için değerli izleyenler, İngilizler Atatürk'ün halifeliği, hilafeti kaldırmasına sonuna kadar karşı çıktı. Gerici yobaz ayak takımını bunun için Atatürk'e karşı ayaklandırmaya çalıştı. Size verdiğim bu teknik bilgilerim değerli izleyenler, Ankara'nın başkent yapılmasından sonraki veya arefesindeki gelişmelerim, Bilal Şimşir'in Ankara, Bir Başkentin Doğuşu adlı kitabından okuyabilirsiniz. Atatürk'ün neden Ankara'ya başkent yaptığını anlattım. Başkent olduktan sonra neler yaşandığını da, gelelim 3. ve son bölüme. Bataklık halindeki bu Ankara nasıl modern bir şehir haline getirildi, kimlerle çalışıldı? Ben bunu Atatürk ve Nutuk adlı internet programımın 10. bölümünde size anlatmıştım. Onu hatırlayalım ve programı öyle bitirelim. 18 Ocak 1938 günü, yani öldüğü sene, Atatürk beraberinde Başbakan Celal Bayar ve İçişleri Bakanı Şükrü Kaya olduğu halde Fransız şehir plancısı Henry Brost'un İstanbul için yaptığı imar planını inceledi. Maket üzerinde uzun açıklamalar alan Atatürk, ana hatlarıyla planı beğenerek onayladı. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Ankara ön plana çıktığından devletin kaynakları çoğunlukla başkentin imarı için kullanıldı. Ankara'nın modern ve örnek bir kent olmasını arzu eden Cumhuriyet yönetimi, şehrin planının yapması için 1928 yılında Alman mimar Profesör Hermann Jansen'i görevlendirdi. Onun hazırladığı plan 1932 yılında uygulanmaya başlandı. Yeni kurulmakta olan Ankara'nın aksine İstanbul hem daha kalabalık hem de yüzyıllardır plansız büyümenin sancılarını çeken bir şehirdi. İstanbul'un bir çağdaş şehre dönüşmesi için benzer bir planın tatbik edilmesi şarttı. Bu yöndeki çalışmalara ancak 1933 yılında başlanabildi. Önce Alman şehirci Hermann Ehilgötz, ardından da 1935'te Alman mimar Martin Wagner'in hazırladığı raporlar doğru teşhis ve öneriler içerse de İstanbul Belediyesi tarafından benimsenmedi. 1936 yılında ise şehir planlaması alanında dünyaca ünlü bir isim olan Profesör Henry Prost, Atatürk'ün davetiyle Türkiye'ye geldi. Prost ve ekibin hazırladığı ilk plan 1937 yılında İçişleri Bakanlığı'na sunuldu. İşte Atatürk'ün inceleyip beğendiği plan bu plandı. İstanbul'un eski belediye başkanlarından Dr. Cemil Topuzlu'nun 1937 yılında yayınladığı Yarınki İstanbul adlı kitapçığında Atatürk'ün dikkatini çektiği bilinmektedir. Topuzlu'nun özellikle kitabın son sayfasında yer alan şu sözleri Atatürk'ü etkilemişti. İstanbul'un kalkınmasının akıllara hayret veren ve birçok işleri muvaffakiyetle başaran şu bulunduğumuz Kemalizm devrinde bizzat kurtarıcı Atatürk'e nasip olduğunu görmek isterim. Atatürk bu satırın altını kalemle çizmişti. Asırlardır çarpık yapılaşma nedeniyle İstanbul'un nasıl düzenleneceği hakkında neler yaptıklarını öğrendik.
Ankara'nın da yani gözde cazibeli, modern bir şehir olması neler yaptıklarını. Bu Ankara'nın başkent olmasının 100. yıl dolayısıyla çektiğim belgeselde şunu da söyleyeyim. Daha önce birkaç programda bahsetmiştim. Denk gelmeyenler bu programda izlesinler. Cumhuriyetimizin 100. yıl dolayısıyla benim mega boyutta projelerim var değerli izleyenler. Bunlardan bir tanesi elbette ki 20 yıldan fazladır, 25 yıla yakındır üstünde çalıştığım Barış Manço'nun 2023'ü. O bitmek üzere, kapağı şu anda hazırlanıyor falan. Ben şu anda Denizli'deyim. Ayın 20'sinde İstanbul'a döneceğim. Ondan sonra o iş yani baskıya gider. Bu yıl bitmeden bir tane daha var. 100. yıla özel. Onun adı da Manço ve Öztürk özelinden 100. yılındaki destan Lozan. Manço, Barış Manço, Öztürk de Yaşar Nuri Öztürk. Bu ikisinin özelinden 100. yılındaki Lozan'ı ele alıyorum ve ondan öyle diyorum. 100. yılındaki destan Lozan. Bu iki prestij çalışmamı da size müjdelemiş oldum. Cumhuriyetimizin 100. yılı şerefine yayınlanacak eserlerim arasında. Yatağan Baba mutfağında pişirilen yemekler, zannın değil, ancak aydınlığın bilginin peşinde olanlara, yani Zekeriya sofrasına servis edilir ve Halil İbrahim bereketi umulur. Afiyet ve de bal şeker olsun. Atatürk arkadaşlarına soruyor. Ankara'yı başkent yapmakla doğru mu yaptım? Hepsi evet diyor. Peki neden diyor? Diyorlar ki şu sebepten. Atatürk dinliyor ve sonunda Ankara'yı neden başkent yaptığının sebeplerinden birini açıklıyor. ...29 Mart 1933... yeni Türkiye'yi tanımak için Ankara'yı görmek gerekir. Atatürk rüzgarın toz bulutlarını havalandırdığı kasvetli bir günde Çankaya'da arkadaşlarına şu soruyu sordu. Ankara'yı hükümet merkezi yapmakla iyi mi ettim? Herkes olumlu yanıt verince sordu. Neden? Kimi stratejiden, kimi siyasetten bahsetti. Hatta Ankara Koleji'nin heybetli görünüşünü öven bile oldu. Atatürk bunun üzerine arkadaşlarına döndü ve şöyle seslendi. Bu saydığınız nitelikler beni ikna etmeye yetmez. Ben Ankara'yı başkent yapmakla aslında Türk'ün imkansızı imkan haline getiren gücünü dünyaya bir kez daha göstermek isterim. Bir gün gelecek şu çorak tarlalar, yeşil ağaçların çevrildiği villaların arasından uzanan asfaltlarla bezenecek. Hem bunu hepimiz göreceğiz. O kadar yakında olacak. Gerçekten de 1934 yılında Sovyet yönetmen Sergey Yudkevich'in hazırladığı Türkiye'nin Kalbi Ankara adlı belgesel film 10 yıl içinde kentteki değişimi çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyordu. Ankara'nın gelişimi Avrupalılarca da yakından takip ediliyordu. Fransız Le Mediterrane gazetesi yazarlarından André Alexandre'nin 29 Mart 1933 tarihinde Cumhuriyet gazetesinde de yayınlanan yazısında eski Angora'nın İmparatorluk Augustus, yeni Ankara'nın ise Mustafa Kemal tarafından yaratıldığı vurgulanarak adım adım yükselen kentin yeni Türkiye Cumhuriyeti için anlamı şöyle tarif ediliyordu. Yeni Türkiye'yi hakkıyla tanımak için bir defa Ankara'yı görmek gerekir. O zaman herkes anlayabilir ki Türk başladığı işi yarım bırakmayan bir varlıktır ve bütün Türkiye'yi Ankara gibi yapacaktır. Kapatmadan önce şunu da söyleyeyim. Ben yaklaşık 4 yıl Ankara'da yaşadım. Bunun 2-2,5 yılı orada üniversite hazırlık döneme denk geldi. Dershaneye gitmiştim Kızılay'dan. 1,5 yılı 18 ayda askerliğimi Ankara Mamak'ta yaptım. Mamak'tan önce bir
3 ay kadar da Ankara'da, gene Polatlı'da. Dershaneye Ankara'da neden gittim? Çünkü benim Ankara'da akrabalar meşhur. İhsan amcam, Fatma yengem, çocukları Barbaros, Burcu, onlar orada yaşıyor. Hatta o dönemde Huriye Alan'da orada yaşıyordu. Emekli olduktan sonra Denizli'ye döndü. Yatağan Baba yayınlarına destek olmak isterseniz, Yatağan Baba kitaptan yayınlanan Murat Yatağan Baba'nın kitaplarını video notundaki bağlantıyı tıklayarak sahibinden.com sitesinden indirimli ve adrese teslim kolaylığıyla sipariş verebilirsiniz. Yatağan Baba TV'nin çekim, kurgu, montaj ve de ekipman eksiğinin tamamlanmasına katkı sağlamak içinse video notundaki IBAN'dan desteğinizi gönderebilirsiniz. Unutmayın, Yatağan Baba'nın arkasında Soros, Holding ve bir parti yok. Patronumuz Yatağan Baba bir tarikat veya cemaat beslemesi de değil. Yayınlarını sadece siz okuyucularının ve izleyicilerinin destekleriyle kimseye gebe kalmadan ve özgürce sürdürüyor. YouTube kanalımızdaki yeni videolardan haberdar olmak için abone olup çan zil simgesinden bildirimleri açabilir, programı beğendiyseniz beğen tuşuna basarak videonun daha çok insana ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bence güzel oldu. 4-5 yıldır çalıştığım, yayınladım yayınlamadım bazı Ankara başkent konularında size bu şekilde kısa ama derli toplu bir 100. yıl belgeseli çekmiş oldum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yatağan Baba ile Atatürk'le yüzleşme sona erdi. Yeni bölümde tekrar yüzleşmek umuduyla. Ve asırlık çınarlar beni de aralarına aldılar. Ve 2023'ün ılık bir içim sabahında yeni bir kayaların oğlunun doğuşunu beraberce seyre koyulduk.